Günaydın. Kahve? Kahvemi bugün sen mi getirdin? Sadece getirmedim hanımefendi. Kendi ellerimle hazırladım üstelik. İyi yapmışsın. Ama biraz daha uyumak istiyorum. Tamam, sorun değil. Buranın kraliçesi sensin. Sen uyumak istersen... Seni nasıl uyandırabilirim? Söyle bakalım, ne zaman kalkayım? Aslında böylesi daha iyi. Bana ipucu verir misin yoksa... Yeteneklerimi mi kullanayım? Hadi. Dinle kraliçem. Kraliçem benim. Dikkat et, sıcaktır. Yanma. Günaydın. Günaydın. Kahve çok güzel olmuş. Tamam, yeteneklerim hakkında ne biliyorsun? Öyle mi? Söylesene. Çok iyi yemek yaparım. Ne yemek yaparsın? Kahvaltı. Akşam yemeği. Hint. Kuzey Hint, Güney Hint. Yeter mi? Neden bunları yapıyorsun bugün bakalım? Sevgilim bana kızgın ya, işte o yüzden. Sana kızgın olduğumu kim söyledi? Hem neden kızayım ki? Hata yaptığımın farkındayım. O gün gelip... O gün gelip sana çok bağırdım. Sana fazla tepki vermemeni söyledim. Başkalarının duygularını önemsememelisin dedim ama kendim aynı hatayı yaptım. Seninle bir gün boyunca konuşmadım. Ve nerede olduğumu söylemedim. İşte bu yüzden özür diliyorum. Neden böyle davranıyorsun bana? Seni deliler gibi seviyorum. Bu yüzden bazen sinirleniyorum. Yuraç'la sana... zarar gelebileceğini unutuyorum. Kötü bir şey olduğunda dayanamıyorum. Senin hakkında... oğlumuz hakkında... herhangi biri bir şey söylediğinde... küçük bir şey olsa bile... hemen gözümde büyüyor. Neden bana hiçbir şey söylemedin? Bana hemen söz ver şimdi. Bütün sıkıntılarını benimle paylaşacaksın. Söz veriyorum. Bundan sonra senden hiçbir şey saklamayacağım. Kraliçem bana hala kızgın mı? Eğer kızgın olduğumda böyle güzel kahve içeceksem her gün kızgın olmak istiyorum. Olur mu? Ben sana her gün kahve yaparım. Sen yeter ki bana kızma. Neden böyle söylüyorsun? Sana neden kızayım ki ben? Sen yanımdasın ya. Hayat arkadaşım. Benim her şeyim. Sabah sabah çok mu romantik oldum ne? Dans kursuna gitmem gerekiyor. Hadi.
Bana söylemek istediğin bir şey var mı peki başka? Söyleyeceğim çok şey var. Anlatmaya bir başlarsam ne dans kursuna gidebilirsin ne de bu odadan çıkabilirsin. Evet, gerçekten odadan çıkman gerekiyor. Hazırlanmam lazım, hadi ama. Sadece bir şeyi anlayamıyorum. Madem bana bir şey söylemek istiyorsun, neden söyleyemiyorsun? Benden nasıl saklarsın Bay Radot, nasıl? Tapu, sen de ne kadar geciktin. Daha ne kadar sürecek? Acaba Pratap'a her şeyi anlattı mı? Bu kız tam bir deli. Tapu kızım, ne oldu? Neden bu kadar geç kaldın? Büyük anne. Kızım, Pratap bir şey öğrenmedi, öyle değil mi? Peki bir şey düşündün mü? Dünden beri hiçbir şey söylemiyorsun. Tapu, biliyorum o fareye tokadı basacaksın ama kızım nasıl? Bak kızım, bence şöyle yapalım. Biz dans kursuna gidelim. Dünkü gibi ben gizlice gelip o fareyi suçüstü yapayım. Büyük anne, öyle bir şey yapmayacağız. O zaman şöyle yapalım. Dans kursuna gitmeyelim. Pratap her an o fareyi eve çağırabilir. Ben de çağırmasını istiyorum. Bırak gelsin. Tanrı en iyisini bilir. Neden? Büyük anne, sen de amma soru soruyorsun. Hadi kahvaltı edelim. Ne oldu? Çıkmadınız mı? Geç kalmıyor musunuz? Aslında dans kursum iptal oldu bugün. Ben de bugünlerde ne kadar unutkanım böyle. Dans hocam rahatsızlanmış. Bu yüzden dersi iptal etti. Ben de bütün gün evde vakit geçiririm diye düşündüm, ne güzel. Büyük anne, bana masaj yapar mısın ha? Aynı çocukken yaptığın gibi ama lütfen, ne olur. Bu da laf mı şimdi, tabii ki. İç çay evden şimdi çıkmıştır. Buraya gelmemeli. Nasıl arayacağım bunu? Ben biraz dinleneceğim canım. Otel Rezidans mı? Raghavendra Pratap Rathod. Odamı hazırlatın. Bu akşamı. Ah sen, bugün ofise gitmedin mi? Hayır. O zaman bugün benim işimi yapabilir misin? Yuvraç biraz seninle kalsın, olur mu? Büyükannem bana çok güzel bir masaj yaptı. Şimdi biraz uyumak istiyorum. Sen uyu.
Ha, bir yere mi gidiyorsun? Biraz işim var. Yuvracı da yanıma alacağım. Hoşça kal. Görüşürüz. Yine yalan söyledin. Neden yalan söylüyorsun Bay Radot, neden? Yalan üstüne yalan söylüyorsun. İşte bu yüzden ben de sana yalan söylemek zorunda kalacağım. Tapu kızım, ne yapacaksın şimdi? Yavrum, hiçbir şey anlayamıyorum. Yuvraç'ın Pratap'la beraber gitmesine izin verdin. Şimdi gidip o fareyle buluşacak. Nereye gideceğini biliyorum büyük anne. Otel Residence. Otel Residence demek. Yani kapalı bir odada. Evet, bu çok güzel. Bayan İtça Virsing Bundela, evli bir adamla bir odada. Ve sonra kapı çalınır. Tak tak tak. Kapı açılır. Kapıdaki kim acaba? Virsing Bundela. Tapu kızım, planın bu öyle değil mi? Tanrı en iyisini bilir. Kızım, bazen düşünüyorum da boynuz kulağa geçiyormuş. Gözlerini ailemin üzerine diken kişiyi asla affetmem. O kişi içe ya da bir başkası olsa da. Tanrı en iyisini bilir. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise